Bugün kitapla paralel bir ders yapmak istiyorum. Mutlakiyetçi yönetim biçimi hakkında konuşmak istiyorum. Okuduğunuzda paralel gidecek bir şey bu. Biraz vurguyla mutlakiyetçi yönetimin gelişiminin önemini açıklık getirmek istiyorum. Şimdi geçen hafta belirttiğimiz noktalardan bir tanesi şuydu. Geçen hafta burada olanlar için söylüyorum. Avrupa tarihini bir arada tutan temalardan bir tanesi modern devletin büyümesi, devletlerin oluşum süreci. Bu tarihçiler tarafından kullanılan uygunsuz bir ifade veya kavram. Eğer Avrupa'daki devletlerin şimdiki durumuna bakacak olursanız, İngiltere gibi nispeten fazla merkezi olmayan veya Fransa gibi olağanüstü derece merkezi olan örnekleri görürsünüz. Ki modern devletin kökenlerini kısmen Avrupa tarihinin 17. yüzyılın başlarında, 1800'ün ortalarına kadar ki bu çarpıcı döneminde görmek gerekir geç orta çağda bölgesel monarşilerin takviye edilmesi süreci yaşandı. İsim verecek olursak İspanya, İngiltere ve Fransa gibi monarşiler var. Bunlar en güçlü üç tanesi. Bunlarda yöneticiler güç iddiasında bulunanları temizlemek üzere konsolidasyona yöneliyorlar ve hükümranlıklarını güçlendiriyorlar. Ama mutlakiyetçi yönetim dönemi esasen 17. yüzyılın ortalarında başlıyor ve özel bir takım sosyal yapılara sahip olan devletlerde kendini gösteriyor. Bu daha sonra geri döneceğimiz bir nokta. Özellikle iki çok önemli devletle dönemin mutlakiyetçi yönetime sahip olmayan büyük güçlerinden ikisi hakkında konuştuğumuzda bu noktaya döneceğiz. İngiltere'deki duruma baktığımızda iç savaş büyük oranda İngiliz monarşisinin kıtada ortaya çıkan mutlakiyetçi yönetimler gibi özellikleri benimsemesini engellemeye çabalarken yaşandı. Gelecek çarşamba İngilizler, yani Britanyalılar hakkında konuşacağım. 1707'ye kadar Britanya diye bir şey yok. Öz kimlik konusu ve nasıl mutlakiyetçi bir devlet olunmadığı sorusunun cevabı İngiliz olmak ve kesinlikle Hollandalı olmak duygusunun ortaya çıkışıyla doğrudan alakalıdır. Hollanda söz konusu olduğunda alçak gönüllü bir şekilde kendisini güneş kralı diye niteleyen megalomanyak 14. Louis'nin Hollandalılara yakın mesafeden dolayı doğrudan tehdit olması gerçeği var. Bunlar zaten okuduklarınızda çıkıyor. Kıta Avrupa'sının büyük devletlerin yöneticileri iktidarlarını genişletiyorlar. Bu sürecin iki yönü var. Bir tanesi kendi halklarından kaynak temin etmek, kapasitelerini arttırmak. İkincisi ise komşuları pahasına küçük devletleri evlilikler veya büyük rakiplerine karşı savaşmak suretiyle kıtır kıtır yere kendi hanedanlarının topraklarını genişletmeye çalışıyorlar. Bunun en ilginç örneklerinden biri 30 yıl savaşları ki bizim dersimizden önce başlayıp Bizim dersimizden önce veya dersin başlangıcı ile birlikte sona eriyor. 1618-1648 dönemine kısa bir süre sonra zaten geri geleceğim. Diyorlar ki protestanlar ve katolikler arasında bir din savaşı olarak başlamışken sonra kendi halkları üstündeki güçlerini pekiştiren ve hanedan topraklarını genişleten iki katolik güç arasındaki bir hanedan mücadelesi şeklini alıyor. Bunlar Avusturya ve Fransa. Bu önemli nokta çünkü size ortaya çıkacak olan büyük resmin esasen ne olduğunu söylüyor. Yani mutlakiyetçi yönetimin büyümesinden bahsettiğimizde Fransa'dan bahsediyoruz. Yani Güneş Kralı'ndan, Prusya'dan, özellikle kitapta okuyacağınız Büyük Frederik'ten, Rusya'dan, Büyük Petro'dan ki hakkında bir iki hafta içinde bazı şeyler söyleyeceğim ne zaman bilmiyorum. Avusturya, daha önce bahsettim ve İsveç. İsveç Büyük Petro tarafından mağlup edildikten sonra büyük güçlü konumunu kaybediyor. Bu ne zamandı? 1709. Şimdi mutlakiyetçi bir hükümdar olmak ne demek? Bu şu demek. Esas olarak gücün aşağıdakilerden şu yönettiğin hayalindeki korkak sürüngenlerden gelecek her türlü tehditten daha büyük. Bunun da bir dengesi var. Ki bununla ilgili sonra tartışacağız devletin kendisinden onlara bir tehdit gerçekten olamaz. Böylece onlar da kendi kişisel ve hanedanlık yönetimlerini mutlak hale getiriyorlar. Bu da onlara birey olarak, liyakata bağlı olarak gerçekleşiyor. Bir tür soyut bir şey olan devlete bağlılık olarak değil. Tabii ki birkaç gün içinde duyacağımız ilginç şeylerden biri aslında Avrupa tarihinde ilk ortaya çıkmış olan İngiliz ulusal kimliğinin 17. yüzyılda ve seçkinler için belki daha da önce. İngiliz iç savaşında galip gelmiş olan parlamentonun haklarıyla monarşiye bağlılık arasında böyle bir tür anayasal dengeye sahip oldu. Yani mutlakiyetçi hükümranlar sadece o tombul ellerini hareket ettirerek kanun yapmak, kanun ilan etmek ve duyurmak konularında vergiler koyup emirlerini yerine getirecek memurlar atamak konularında hak iddia ediyorlar. Tabiri caizse Orta Çağ devletlerinin bürokratikleşmesinden söz edilebilir. Ama eğer hükümetin parçası olarak devlet oluşum sürecinin parçası olarak bürokrasilerin uzun vadeli büyümelerine bakacak olursak bu sebeple bürokrasilerin büyümesi bahsettiğimiz bütün bu büyük güçlerdeki mutlakiyetçi devletlerin özelliklerinden bir tanesi oluyor. Böylece yaptıkları şey birkaç örnek verecek olursak mutlakiyetçi hükümranların istemedikleri şeylerden bir tanesi kendi kişisel otoritelerin önünde engel çıksın istemezler. Bireysel otoritelerin önünde ne gibi engeller olabilir? Bir tanesi yerel yönetimlerin ayrıcalıklarıdır. Mesela Alman liman kentleri, Lübeck ve Hamburg'da ve diğer bazı yerlerde Hanza Ligi'ni kurmuşlardı. Ve ...Almanya bir türlü merkezleşememişti. Her türlü devlet vardı. Bazıları bazılarına göre daha güçlüydü ama Almanya 1871 yılına kadar bir türlü birleşemedi. Eğer İspanya'yı düşünecek olursanız... ...İspanya'yı otostopla veya bir şekilde gezecek olursanız veya Fransa'nın güneyini... ...Eurorail ile... ...İspanya'da Avila gibi bir kasabaya gidecek olursanız... Avila, Avrupa'nın surlarla çevrili en muhteşem kasabalarından bir tanesi. Veya Fransa'nın güneyinde Nimes'e gidecek olursanız... İnsanların sürekli motosiklet yarıştırdıkları ve bütün gece sizi uyutmadıkları büyük bulvarlar görürsünüz. Artık etraflarında surlar yok. Çünkü krallar hepsini yıktırmış. Böylece yerel ayrıcalıklara, bu ayrıcalıklara sahip kasabalara ne oluyor? Bunlar güçlü hükümdarlarca aşındırılıp sonra tamamen ortadan kaldırılıyorlar. Nimes örneğindeki çoğunluğu protestan bir kasabaydı. Bütün duvarları devirdiler. Böylece Nimesli protestanlar kendilerini Fetih peşinde koşan krala karşı savunamadılar. Yani yerel yönetim ayrıcalıkları, surlar kasabaların çevresine farklı sebeplerle inşa edildi. Mesela veba. Dubrovnik benim Avrupa'da en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Dubrovnik yürüyerek etrafında dolaşabileceğiniz muhteşem surlara sahipti. Oraya gelen seyyahları koydukları bir karantin evi vardı. Çünkü surlar vebayı dışarıda tutuyordu. Duvarlar kötülük yapanları yani malfatörleri dışarıda tutuyordu. Aynı zamanda hırsızları falan da dışarıda tutuyordu. Kapılar geceleri tamamen kapatılırdı. 1848'de küçük bir İtalyan şehrinde küçük çaplı bir ayaklanma yaşandı. Burada kasaba halkı kelimenin tam anlamıyla kasabanın yöneticisinin içeriye girmesine izin vermediler. İtalya'da bir türlü merkezleşemedi. Bu merkezleşemeyen şehir devletleri geleneği burada Rönesans'ın kalbiydi. İtalya birleşemiyor. Olabildiği kadarıyla ancak 1860'larda 1870'lerde birleşiyor. Bu krallar ve kraliçeler otoritelerin önündeki engelleri ortadan kaldırıyorlar. Burger veya bourgeois kelimelerini düşünün. Bourgeois Fransız bir kelime. Daha ziyade kültürel bir anlamı var. Aynı zamanda sınıfsal bir anlamı da var. Bir bourgeois veya burger şehirde yaşayan ve ona karşı uygulanan adaletin bir kısmının yerel olarak alınan kararların bir sonucu olduğunu varsayan birisiydi. Şimdi büyük güçlü Mutlakiyetçi krallar bunu istemiyorlar. Böylece bütün sürecin bir kısmı bu yerel yönetim ayrıcalıklarının ortadan kaldırılması ve yerel yönetim memurlarını uzun hikayenin kısası kendi atadıklarını değiştirmek. Büyük tiplerin her şeyden önce ortadan kaldırmak istedikleri ayrıcalık vergiden muaf olma hakkını ortadan kaldırıyorlar mutlakiyetçi bir hükümdar olmanın en iyi yanlarından birisi o topraklarda yaşama şansına veya şanssızlığına sahip olan insanlara karşı vergiler koyabilmek. Bununla ilgili sonra daha fazla konuşacağız zaten. Bütün bunların sonucu olarak mutlakiyetçi hükümdar daha önce kralların, kraliçelerin, prenslerin ve psikoposların gücünün sıradan insanların hayatına izinsiz girmesinden daha fazla bir şekilde Sıradan insanların hayatını doğrudan tecavüz ediyor. Yani bu hükümdarlar büyük ordular yaratma konusunda, buna sonradan e, yeniden geleceğiz, baskıcı bir yeteneğe sahipler. Bu ordular gidecekleri yere hemen varmıyorlar. Uzaktan emir alıp trenle veya helikopterle de gelmiyorlar. Ama sorun olduğunda bir şekilde oraya gidiyorlar. Oraya gidip kralın arzusunu yerine getiriyorlar büyük orduların nasıl oluştukları konusunda istatistiklerin gerçekten çok enteresan olduğunu göreceğiz. Bulunacağım iddia tekrar raba dayanarak bu iddiayı yapan sadece o değil ama pek çok kişiden daha adam akıllı yapan odur. Mutlakiyetçilik büyük bir kargaşa döneminden sonra kamu düzenini ve baskıcı devlet otoritesini yeniden sağlamak için yapılmış bir girişim olarak görülebilir. İngiliz İç Savaşı, ve 30 yıl savaşı ki bu savaşlarda Avrupa'nın bazı bölgelerinde nüfusun dörtte biri ortadan kayboldu, öldürüldü veya maalesef size sonra göstereceğim şekillerde katledildi. Dahası bu ülkelerin hepsinde kökenleri orta çağa kadar uzanan asiller krala karşı savundukları bir takım ayrıcalıklara sahipti ve diyorlardı ki mutlakiyetçi projede sizin yani büyük başların ve ordularınızın sağlayacağı koruma karşılığında küçük birer ortak olabiliriz. Böylece bizim mütevazi evlerimizin yolunda kimlerin gelip gittiğini görmek için uyanık kalmamıza gerek kalmaz. Gelip fakirlerin haklarını savunan köylüler mi bunlar? Bu dönem bütün ülkelerde halk isyanlarının görüldüğü bir dönem. Bütün isyanları veya Rusya'da sahte çarların peşine takılıp katledilen bütün insanları düşünün. Asiller diyor ki: Tamam, bize vereceğiniz koruma karşılığında üzerimizde yüce otoritenizi tanıyoruz. Bunun karşılığında da mutlakiyetçi yönetiminizde küçük ortaklar olmaya razıyız. Özel ordular kayboluyor. Devletin orduları bir süre sonra göreceğiniz gibi büyüyor, genişliyor ve dahası sen büyük adam, bizim kendi ayrıcalığımızı savunacaksın. Asiller olarak bizim ayrıcalığımızı tanıyacaksın. Bu bir tür alışveriş. Ama mutlakiyetçi devletlerde kimin yönetip kimin yönetime yardımcı olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Yani mutlakiyetçi devletlerde büyük asil aileler çocuklarını orduda veya donanmada kumandan olmaları için göndermekten çok memnunlar. Bunlar orada hiçbir şey yapmazlar veya Taleran gibi büyük psikopos olurlar. Yani anlayacağınız büyük başın kralın veya kraliçenin kendi üstlerinde mutlak otorite sahibi olması karşılığında devletten yararlanıyorlar. Şimdi tabii ki 14. Louis'in okuyabileceğiniz klasikleşmiş hikayesi var. 14. Louis henüz küçük bir çocukken 12 veya 13 yaşlarındayken Paris'te yaşıyordu. Sen Nehri 1871'de komün sırasında yakılan Tülleri Sarayı'nda yaşıyordu. Front denilen büyük bir isyan baş gösterdi. Front F R O N D E diye yazılıyor. Front Paris sokaklarında hala çocukların Paris'in çamurlu sokaklarından atlı arabalarıyla geçen süslü giyimlere taş parçaları atmak için kullandıkları bir tür sapanın adı. Kraliyet otoritesine karşı asilce bir başkaldırı. Orta Fransa'da, Auvergne'de toprak sahiplerine karşı baş kaldırıp canınız cehenneme size artık bir şey ödemeyeceğiz diyorlar. Bir çocukken kraliyet sarayının dışında kalabalığın bağırdığını duyuyor. Bu onun ödünü patlatıyor. Bir noktada onun odasına kadar giriyorlar. O daha küçük bir çocuk. Kralın otoritesi bu isyancıları yani frondörleri bunun hiçbir şeyini hatırlamak zorunda değilsiniz f o n d tekrar etmek gerekirse bu öyle güzel bir kokteyl sohbeti veya her neyse mağlup ettiğinizde onlara bir şey bahşediyor. O zaman büyük bir adam olmuş. Onlar geliyorlar ve önünde diz çöküyorlar. Koruma sağlaması ve asiller ünvanlı asiller olarak ayrıcalıkların tanıması karşında ona bağlılık yemin ediyorlar. Bu gerçekten mutlakiyetçi yönetim açısından dönüm noktası bir gelişme. 14. Louis ne yapıyor? Gidip Versailles'i inşa ettiriyor. Zannediyorum Paris'e yılda sadece 3 kez dönüyor. Paris'i sevmiyor. Versailles sadece 18 kilometre uzaklıkta. Mil olarak 11-12 mil uzaklıkta. Paris'teki kadınlar Ekim'de pek çoğu kralı Paris'e geri getirmek için yürüyüşe katılıyorlar. Ondan sonra kendisi tam anlamıyla biraz komik bir ifade olacak ama tost, Fransız tostu bu olduğunda. Büyük asil temalı parkı inşa ettiriyor Versailles'da. Şatoların en ilginci değil kesinlikle. En ilginci, Paris'in güneydoğusundaki vaux le Büyük, yayılmış, her yerde bahçelerin olduğu bir park. 10.000 asil yaşadı orada. Ne sıkıcı. Ama esas nokta seyredilebiliyor olmaları. Kendileri seyretmiyorlar. Birbirlerinin karılarını ve metreslerini ortalıkta kovalıyorlar. Büyük içki sofralarında yiyorlar. Şato öyle büyük ki hava çok soğuk olduğunda, tuvalete gitmeye çalıştığında gidemiyorlar. Ve bazılarının gördüğü uzun koridorlarda yaşıyorlar. Şarap mutfaktan büyük yemek salonuna getirilene kadar bu üzücü bir durum buz gibi oluyordu. Ama orada seyredebileceği 10 bin adam ve kadın vardı. Birbirlerine karşı kompleler kurup birbirlerinin karılarına ve metreslerine asılabiliyorlar. Umurunda bile olmazdı. Paris e senede sadece 3 kez giderdi. Daima kendi şahsi gücünü kendi halkına karşı genişletiyor. Alzas ve Loren'in bir kısmını fethedip bu kaçınılmaz doğal sınırlara doğru gidiyor. Napolyon doğal sınırın Pasifik okyanusu olduğunu düşünüyordu. Bu başlı başına başka bir hikaye. Yani özet olarak mutlakiyetçilik böyle bir şeydi. Ama şimdi iki şeyi söylememe izin verin. Bunu dedikten sonra. Doktrinler vardı. Bununla ilgili olarak okuyabilirsiniz. Bu açık. Önceden hukuk bilginlerinin ortaya çıkmış mutlakiyetçilik doktrinleri vardı bu ulaşılabilir bir şeydi. Bir kralın veya kraliçenin mutlakiyetçi güçler sahibi olabileceğine dair teorik kavramsal bir çerçeve vardı. Mutlakiyetçi yönetimle ilgili bu teorinin gelişmesi bile İspanya, Fransa ve sonra Rusya'daki bölgesel devletlerin ortaya çıkışına karşılık olarak gerçekleşti. Fransa güzel bir örnek bu noktada bu dersin başladığı tarihten önce nalları diken birisinden alıntı yapacağım. Jean Bodin, B O D I N diye yazıyor. Dünya üstündeki hiçbir şeyin majesteleri, kralların ve egemen prenslerin olduğu kadar Tanrı'ya yakın olmadığını görerek Cumhuriyet'in altı kitabında egemen majestelerinin ve mutlakiyetçi gücün temel noktası esas olarak yasalar çıkarıp bu yasaları, rızaları gerekmeksizin insanların üzerine dikte etmekte yatmaktadır diye yazıyor. Böylece mutlakiyet hükümdarlarda dinle bağlantısı hakkında kitapta okuyabilirsiniz. Her zaman sıradan köylüleri, sıradan insanları sömürüp başka toprakları fethederek Tanrı'nın yerine getiriyor olma duygusu var. Ama teorik bir çerçeve var. Sonradan Fransız krallarının ve diğerlerinin hızına yetişen yönetici bir baba olmalı, koruyucu bir tip. Daha önce başka bir çerçevede söylediğim gibi. 1890'larda kaç tane Rus köylüsü Aman tanrım eğer Çar aç olduğumuzu bilse memurlarına ne kadar kızardı diye düşünerek öldü. Aslında kaç milyon kişinin öldüğü umurunda bile değildi. Ama bu bir kanaatti. Büyük adam seni korumak için hep var ve onun şan ve şerefi senin şan şerefindir. Bu kavramsal çerçevenin yanında ki bunu oluşturan İngiliz iç savaşını yaşamış ve haklar meselesine müdahale edilmemesi gerektiğini düşünen... İngiltere'de Thomas Hobbes'tan başka birisi değil, bir çeşit büyük güçlü bir krala ihtiyaç var. Bütün bunların içinde mevcut bir anlamı var. Fransa anlamaya çalışmak için bu oldukça önemli olacak. Mutlak yetirek ile despotçuluk aynı şey değil ve bu hem kavramsal ve teorik olarak böyle. Eğer kral geçmişin ağırlığına karşı gelmek konusunda çok aşırıya kaçacak olursa. Bu fikirin içinde mevcut olan şey, bunu yapmasına herhangi bir engel söz konusu değil. Tabii ki 16. Lüvün'ün 1793 yılının 21 Ocak günü güvetin düşüşünü beklerken saçların kesilme sırasında aklından neler geçtiğini hayal edebilirsiniz. Kabarelerde ve Paris'in barlarında 1789'da bunlardan bir sürü var. Sıradan insanlar 3. sınıfın şerefine kadeh kaldırıp despotizm hakkında konuşuyor ve etraflarında despotik tavrı yansıtan örnekler bulmaya çalışıyor. Bahsettiğimiz çizginin açıkça geçilmiş olması 1789 yılında bu ülkede cumhuriyet isteyen insanların sayısını 10 kişiyi geçmemesini açıklıyor. Kralsız bir hayat hayal etmek mümkün değildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu da işin bir başka boyutu. Şimdi mutlakiyetçiliğin özellikleri üstüne konuşalım. Biraz hızlı olmamız lazım. Mutlakiyetçi yönetiminin nitelikleri üstüne konuşalım. Bu ülkelerin pek çoğunda meclisler, parlamentolar ve diğer türlü temsiliyet organları vardı. Ama kralın bunları toplaması gerekmiyordu. Fransa örneğine dönecek olursak, hazır 14. Louis hakkında bu kadar konuşuyoruz. Orada genel meclis yani Estat General toplanıyor ve bu meclis 4. Henry'nin 1610 veya 1612'de suikast sonucu öldürülmesinden sonra bütün eyaletleri temsil ediyor. 4. Henry gayet rahat bir şekilde Paris'in göbeğinde bindiği atlı arabanın yolu kesilerek ve trafik kargaşası içinde bıçaklanarak öldürülüyor. Kızgın bir keşiş büyük bıçağını saplıyor. Sonra genel meclisi topluyorlar ama kral 1789'a kadar bir daha bunu yapmıyor. Yani meclisler, parlamentolar falan var ama mutlakiyetçi yönetimin özelliklerinden bir tanesi bu organları toplamak zorunda değilsindi. Kral büyük patron. Şimdi İngiltere'deki duruma baktığımızda İngiliz Savaşının sebeplerinden bir tanesi kralların yeterince önem vermeyi ve parlamentonun haklarını tanımayı reddetmesi. İngilizlerin hayalinde, İngilizlerin toplu hafızasında parlamentonun başlangıcı benim doğum günü olan 15 Haziran, yıl 1215. Ben henüz o tarihte doğmamıştım. Yani özgür doğmuş İngiliz insanı fikri o günlerde parlamentonun haklarına saygı gösterilmesiyle aynı anlama geliyordu. Kralların katolikliği geri getirecekleri gibi hava ortaya çıkınca en azından gına getirecek kadar çok melek çocuk ve aşk tanrıçası resimleriyle Windsor ve Londra'da ve başka yerlerde barok İtalyan sanatı örnekleri çoğalınca devrim ortaya çıktı. Yani mutlakiyetçi yöneticiler gerçekten bu meclislere fazla önem vermek zorunda değillerdi. Bunun en iyi örneği öyle hemen aklıma gelen, bunun için biraz beklemem gereken ama Rusların çarı Büyük Petro. Oğlunu döverek öldürüp öldürmediğini bilmiyoruz ama işkence yapılmasını emrettiğini biliyoruz. Büyük Petro insanların küçük cüsseli olduğu bir dönemde bugünkü büyük cüsseli basketbolcuları benzer cüsteye sahip birisiydi. Sarhoşlar Meclisi denen bir şey vardı parlamentodaki olanı biteni benzer bir şekilde taklit oturumlar düzenlenirdi. Bu taklit oturumlarda kafadarlar gelip sarhoş olana kadar içerlerdi. Sonra da gerçek bir parlamentodaymış gibi çıkıp konuşmadan falan yaparlardı. Ama aslında büyük petro kimi isterse onu dinler. İstemediğini dinlemezdi. Bazen de zorunda hissettiği, başka seçeneği olmadığını düşündüğünde insanları öldürtürdü. Çünkü otoritesine karşı herhangi bir tehdit görmeye tahammülü yoktu. Bu arkadaşlarım söylemeye çalıştığım şeyin parçası hali hazırda size asillerin mutlakiyetçi rejimde nasıl birer küçük ortak hale geldiklerinden bahsetmiştim. Bu aslında kötü bir ifade değil. Mutlakiyetçilikte küçük ortaklar neler oluyor? Bunun nasıl olduğunu ve nasıl ne tür fark yarattığını ölçmek için iki yol. Daha önce söylediğim şeye geri dönecek olursak büyük devletlerin yapılarının bürokrasilere ihtiyaç duyduğunun farkına varmak. Yani kralın Temsilcileri kralın adına dolaşıyorlar, adalet sağlıyorlar veya adaletsizlik, ordular gönderiyorlar, vergiler topluyorlar falan. İtalya'nın Rönesans dönemindeki şehir devletlerinin göreceli olarak etkin idari yapıları vardı, bu kesin. Fakat bu konuştuklarımız hızlı bir şekilde büyüyen kraliyet bürokrasileri. Her ne kadar merkezi olmayan İngiltere bürokrasisini genişletiyor ve kanalın karşısındaki Fransa'dan daha etkin bir şekilde vergi topluyorsa da, devletin oluşum süreci Fransa'da daha fazla memur gerektiriyor. Yani vergilerin toplanmasını birilerine ihale ediyorlar. Onlar da çalabildikleri kadarını çalıp ceplerine atıyorlar. Veya para kazanmak için asayet ünvanlarını satıyorlar. Bu Fransız krallarının başını belaya sokur veya tekel haklarını satıyorlar. Büyük petro zarlarla ilgili bir tekel yaratmıştı. Çünkü halk acayip kumar oynuyordu. Asiller sürekli kumar oynuyorlardı. Serfler yani gerçek insanlar üstüne kumar oynayabilirdiniz. Kötü zar attığınızda serfleri kaybedebilirdiniz. Rusya böyle bir yerde zar tekelini satıyor, tuz tekelini satıyor. Tuz büyük bir ticari malda. Bunun bari sebebi de etin de depolanma sırasında kullanılmasıydı. Bu tekel farklı yerlerde satılıyor. Böylece bu memurları, asiller bu tip memurları işe alıyorlar. Gerçekten büyük çıkarlar elde ediyorlar. Bu ünvanları alıyorlar ve kralı temsil ediyorlar. Onlar Fransızların deyişiyle intendant yani valiler. Bu yolla memurların sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Sonra savaş var. Güçlü orduların büyümesi kadar hiçbir şey mutlak yetiricimin büyümesinin delili olamaz. Avrupa'da seyahat ediyorsanız bunu yapacak kadar şanslıysanız büyük surlarla çevrili kasabaları göreceksiniz. Yine Fransa'ya dönecek olursak bunlar Vauban. V-A-U-B-A-N diye yazılır. Vauban isimli gayet parlak askeri bir mühendisin işi. Perpignan, Lille veya Montmedy gibi bir yere gidecek olursanız bunlar her yerde. Bunlar esasen savunma ağırlıklı savaş çağında kale tipi savunma örnekleri sayılabilir. Eğer büyük eski bir kaleniz varsa karşınıza çıkacak ödlek, sürüngen düşmanlarınıza karşı kullanmayı umacağınız bir sürü topunuz olacak. Top kullanmayı deneyecek insana sahip olmanız gerekiyor. Bu kalelerde yaşayacak insan olması gerekiyor. Yani Avusturya ve Fransa arasında hanedan savaşları gibi büyük çarpma savaşlar için büyük ordulara gereksinim var. Bunlar 1756'da müttefiklerini değiştirdiler falan filan. Bununla ilgili olarak kitapta ilgili kısmı okuyabilirsiniz. Buradaki esas hikaye büyük ama çok büyük askeri birlikler. 16. yüzyılda kıta güçlerinin barış döneminde sahip oldukları orduların büyüklüğü 10.000 ile 20.000 arasında. Bu civarda askerden ibaret. Yani çok küçük. 1690'lara gelindiğinde 150.000 asker. Fransız ordusu 1690'larda 180 bin askerden oluşuyordu. Bu rakam Michigan Football Stadyumu'nun iki katı. Askerlerle tıktım tıklım dolu bir stadyum hayal edebiliyor musunuz? Ne sıkıcı. Her neyse bu rakam 350 bine çıktı. Avrupa'nın en büyük ordusu. Kitabın yeni baskısında Avrupa ordularının büyüklüğü ilgili tablo var. Habsburg ordusu 1690'da 50 bin. 1756'da 200 bin. Aynı zamanda bütün farklı uluslardan dolayı çok dilli bir ordu. Prusya, yönkerlerle bilinir. Bunlar Orada subay olan asiller. Düellodan kaynaklı yara izleri falan var. Bismarck'ın Birleşik Almanya'sında bunlardan çok olacak. 1690'da sadece 30 bin kişiler. 7 yıl savaşları sırasında 195 bin. 1789'da 190 bin. 1812'de Napolyon'a karşı savaşırken 270 bin. Bu durum Brandenburg ve şimdi Batı Polonya'da olan Pomeranya'nın ötesine neredeyse hiç geçmeyen bir devlet için böyle. Birleşik Almanya'nın içinde hala Prusya olarak kalıyor. İsveç bile Poltava Savaşı sırasında 100 bin kişilik bir orduya sahip. Neyse unutun bunu. Neyse, neyse unutmayın ama ilgili kısmı okuyun. 1709'da İsveç Rusya'ya mağlup oluyor. İsveç ordusu 110 bin kişiydi. Bu müthiş yüksek. Bu olan şeylerden bir tanesi. Modern devletin eylemdeki hali, mutlakiyetçi devletin eylemdeki hali orada oluyor barış zamanında bile askeri harcamalar herhangi bir Avrupa devletinin bütçesinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Savaş zamanında %80'i. Bunu dedikten sonra izin verirseniz hopa Açalım bakalım şu bebeği. Açıldı mı? Niye açılmadı? Neyse bunu aşağı indirmem gerekiyor. Heh, şöyle. Bunlar bahsettiğim ana noktayı açıklıyor. O da şu. Niçin asiller ve diğer halk bütün bu olanlara rıza gösteriyor. Eğer sömürülüyorlarsa, önlerine çıkacak olurlarsa onları üzüm gibi ezecek büyük orduları var. İleriye sürülecek iddialardan bir tanesi erken dönemlerde her şey o kadar kötü ve kontrol dışındaydı ki devletin güçlendirilmesini insanlar faydalı bir şey gibi görmeye başladılar. Hobbes abartıyor. Hobbes bu tür bir diktatörlüğün insanların doğal halde birbirlerini yemelerini engelleyeceğine inanıyor. Yine İngiltere'de seçkinler korkuyorlardı çünkü bütün bu ranter grupları ve levelerler ve mülkü olan olmayan herkesin oy verme hakkı olması gerektiğine ve kadın haklarına inanan insanlar var. Bu oldukça ürkütücü bir durum. Yani Hobbes gibi insanlar gerçekten güçlü bir devlete ihtiyacımız var diye düşünüyorlardı. Ama bu İngiliz iç savaşının sonucu değil. Başka yerlerde bu nasıl işledi? Theodor Rapp'ın iddiasına göre esasen 17. yüzyılın ortalarında Orta Avrupa'yı paramparça eden bu korkunç din savaşlarının insanları güçlü liderlerini sağlayacağı türden bir güvenlik arayışına sevk ettiğidir. Protestanlar ile Katolikler arasında bir savaş olarak başlayan, Prag'da birinin pencereden atılmasıyla başlayan bir savaş. Pencereden atılmak da ilginç bir kelime. Bu olay Avrupa'da halklarını katleden paralı askerlerin yaptığı bir savaşa dönüştü. Protestan, Katolik veya her neyse kim buldularsa, kimleri buldularsa öldürdüler. Bu Avrupa'nın büyük kısmında seçkinleri dehşete düşürdü. Frondon Fransa'daki seçkinleri korkutmasına eşdeğer bir şeydi bu. Rab'ın İleri sürdüğü iddialardan bir tanesi hakkında fazla bir şey bilmediğim için daha güçlüsünü benim yapmam mümkün değil. Bilimsel devrimler. Bildiğim sizin kitapta okuyacağınıza sınırlı. Bütün bu hikayeyi bir araya getirmek yeterince güçlü zaten. Ancak Descartes gibi birinde görebileceğiniz bir şüphecilik hissi var. O da sonunda en temel olan şeylere dönüşüp "Düşünüyorum, o halde varım." diyor. İşte buradayım. Oradan başlayıp bir bilim metodolojisine doğru gidiyorlar. Olanı biteni daha akılcı bir şekilde inceleyip Avrupa'da toplu katlayan felaketlerine yol açmış gibi gözüken körü körüne inanç gibi şeyleri ortadan kaldırmaya çalışacak metodoloji. Bunun olduğuna dair göstergeler her yerde var. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Daha önce açıkladığım gibi mutlakiyetçi devletin büyümesinden bile daha öncesinde mutlakiyetçinin bu tür teorik savunmalarına doğru bir geriye dönüş var. Mutlakiyetçilik çok basit bir şekilde bu kargaşadan ortaya çıkmadı. Daha önce öne sürdüğüm gibi ki bu iddiada ısrar ediyorum. Bölgesel hükümdarların güçlenmesi İngiltere örneğinde olduğu gibi genişleyen ve daha resmi bir devlet yapısına altyapı hazırlamıştır. Bu kesin. Sadece bütün her şey böyle başlamıyor. 13. Louis sayı olarak 14. Louis'den önce geliyor. 13. Louis Fransız devletinin kurumlarının dayatmacı rotasının genişlemesini sağladı. Fakat bütün bunlara baktığınızda merkezi hükümet otoritesinin büyümesi ve bürokrasilerin büyümesi sırasında siyasi çalkantılara tepki olarak ne tür bir kargaşanın ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bunu sadece İsveç'te, Avusturya, Rusya, Fransa'da görmüyorsunuz. Orta büyüklükte bir devlet olan Almanya'daki Württemberg gibi küçük devletlerde bile durum böyle. Orada bile aynı şeyi en azından devletin büyüklüğü babında alçak ve küçük düzeyde olsa görüyorsunuz. Burada insanlar Würtemberg hükümdarının ki kendisi 14'lü veya büyük petrol ile asla karıştırılmamalı. Württemberg hükümdarının sağlayacağı koruma karşılığında özel haklarından vazgeçip ayrıcalıklarından tavizler vermeyi istekli görünüyorlar. Yani bu bir şekilde Avrupa çapında bir olay haline geliyor. Bunu aynı zamanda İngiltere'deki şanlı devrime uygulayabilirsiniz. Halk kontrolü yeniden sağlayacak bir kralın geri gelmesinden memnun. İngiltere örneğinde İngiltere'yi tekrar bir Katolik devlete çevirmek konusunda tehdit oluşturmayacak bir kralın geri gelmesinden halk gayet mutlu. Yani bu İngiltere gibi anayasal monarşiye sahip bir ülke için bile ileri sürebileceğiniz türden bir iddia. Burada ne demek istediğime dair birkaç örnek daha vereyim. Bunlar karşılaşmış olabileceğiniz ressamlar. Bunları hiç duyup duymadığınız haklarında bir daha düşünüp düşünmeyeceğiniz hiç önemli Ama Titian, bu ünlü Titian, bu onun 5. çağrısı 1648'de Almanya'da bir savaşta resmettiği tablo. Bu savaşın oldukça dramatik bir temsili. Bu Clint Eastwood'un iyi kötü ve çirkini gibi bu adam zırhlar içinde hareket etmeye hazır resme bakanın bakış açısından özenilecek bir ise. Ama aynı zamanda bu bir parça daha erken bu tablo sağdan Yaşlı Brügge'nin bir tablosu. İlki ölümün zaferi. Bunda gerçek savaşta neler olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar katlediliyor. Komutanlar güvenlik bir mesafeden olanı seyrediyor. Burada yine masumların katledilmesi. Sırf orada oldukları için öldürülen köylüler. Ölümün zaferi matematikçi Pascal'ın rap tarafından alıntana, alıntılanan diyaloğu kendi çıkarın için beni niçin öldürüyorsun? Ben silahsızım. Niçin mi? Suyun öteki yakasında yaşamıyorsun da ondan dostum. Bu tarafta yaşasaydım benim katil olmam gerekiyor. Ama diğer tarafta yaşadığın için ben bir kahramanım ve seni öldürmem doğru bir şey. İsveçliler harekete geçtiklerinde Gustavus Adolfus şu büyük İsveç ordusunu aşağı getiriyor ve bir sürü zarar veriyor. İnsanlar perişan oluyor. Bu da Ruben'in savaşın dehşeti tablosu. Uluslararası hukukla ilgili olarak bile bir şeyler yazmak konusunda ilk girişimin bu zamanda olması bir tesadüf değil. Ama bu dersin kapsadı dönemden önce ama neden olmasın? Hugo Grotius Savaş ve Barış'ın hukuku kitabını kaleme alıyor. 1625'te onu yayınlıyor amacı bunun gibi şeyleri sona erdirmek, hukuki bir çerçeve yaratmaya çalışmak. Bu çerçevede devletler birbirlerini boğazlamadan farklılıklarını çözüme kavuşturabilsinler diye. İşte böyle. Savaş ve barış derken savaş arka plana doğru gerilemeye başlıyor. Size bir örnek daha vereyim. Bu da meşhur İspanyol ressam. Merak etmeyin. Velázquez sanıyorum 1610'da öldü. Bu da Mars'ın portresi. Mars savaş tanrısı. Şimdi Tisha'nın çizdiği Charles portresinden bunun farkı nedir? Burada adam henüz antrenmana hazır olmayan iri cüsseli bir Amerikan futbol ligi oyuncusu gibi duruyor. Gerçek bir insan. Hayran olacak bir yanı yok. Onun haklı savaşı öldürmekten artık iyice bakmış insanlar tarafından saygı duyulmuyor. Mars da şöyle insan gibi sarkık bir vücuda sahip. Pek sevimli değil ama bu da savaşın başka tasviri. İnsanlar bu lanetçeyle ince bıkmışlar. Adam sıkıcı, adam kaba saba ve fazlasıyla insani. Şimdi insanların böyle bir şey yapmalarının sebeplerinden biri... ...benim gibi biri için veya belki de çoğunuz için... ...haklarımızdan vazgeçip onları... ...mutlakiyetçi bir yönetime devretmeyi hayal etmek... ...düşünülebilir bir şey değil. Şu anda böyle bir durumdaymışız gibi gözükse de... ...kendi ülkemizde bile son zamanlarda... ...fazlasıyla gerçekleşmiş de olsa... ...bunlar sadece insanların artık geçmişte bırakmaya çalıştıkları 30 yıl savaşlarına dair bazı resimler. Bu Jacques Callot isimli bir Fransız ressam, çizimci, litograf. Bunlar da 30 yıl savaşları sırasında insanların nasıl öldüklerine dair pek çok örnek. Bu infaz. Bunlar için resmi bir başlığa da ihtiyaç yok. Bunlar ortalıkta dolaşıyor. Seyyar satıcıların büyükleri çantaları var ve bunlarla Avrupa'nın her tarafında dolaşıyorlar. Ve broşlar, Aziz Meryem'in tasvirleri, Azizlerin hikayeleri ve benzeri şeyleri satıyorlar. John of Arc ve Robin Hood. İngiltere'de bu sayede toplumsal hafızanın parçası oluyorlar. Bu tür resimler savaşın dehşetinin görsel olarak duyulmasını sağlıyor. Nitekim ressam bütün bu resimlere savaşın felaket ve dehşeti ismini vermiş burada dikilip infaz edilen insanlar. Bu da protestan olduğunu veya katolik olduğunu veya her neyse itiraf etmediği için yani sadece var olduğu için direğe bağlanıp işkence edilen birisi. Size sonra anlatacağım. Fransa'nın güneyinde bizim yaşadığımız yere yakın ki burası 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı ciddi bir direnişin olduğu yer. Burada gösterdikleri müthiş direnişle bilinen bazı protestan köyler vardı. Pek çok katolik de direniş gösterdi. Fakat burada bildiğim köylerin bazıları hakkında ilginç şeylerden bir tanesi din savaşlarından sonra Katolik kralın yaptığı fetihin simgesi olarak konulan büyük misyoner haçlarıdır. Kolektif hafıza öyle bir şey ki insanlar 3 asır sonra 2. Dünya Savaşı sırasında işbirlikçi Vichy rejimini en azından bir hiyerarşi olarak Katolik Kilisesi ile özdeşleştirmeyi hatırlayabiliyorlar. Bu ilginç, çok enteresan bir konu. Ama neyse, bu gariban adamcağız orada pek de iyi durumda değil. Ve durumu bir tür temaşaya dönüşüyor. Bunlar yolun kenarında ölüme terk edilmiş askerler. Bu da can çekişen adamcağızların cana yakın bir bakışı. Bunun ismi böyle. Bu da post arabasına yapılan bir saldırı. Burada ana nokta senin kim olduğunun hiç önemli olmaması. Eğer yanlış zamanda yanlış yerdeysen tarih oldun demektir. Bu kadar. Öldürülmek için yeni yollar var. Kesinlikle Avrupa'da Ermenilere karşı girişilen katliamlara değin. Napolyon'un gerçekleştirdiği mezalimler, Napolyon, Napolyon ordularının Filistin'de ve İtalya'nın güneyinde ve İspanya'daki mezarimleri bunun örnekleri. Ama gerçekten Birinci Dünya Savaşı dair bunun gibisi yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bazı katliamlar oldu. Ama İkinci Dünya Savaşı'na kadar hatta Bosna'ya değin bunun gibi bir şey bir daha olmadı. Buradaki ana nokta pek çok insanın bu adamın birilerini gönderip vergilerimi almasından hoşlanmıyorum. Ama bazı çapulcular tarafından da öldürmek istemiyorum. Hepsini asın, hepsini, bütün hepsini yükseğe asın diye düşünmesi. Bunlar insanları öldürmek için kullanılan gerçek yöntemler işkence direği, katliamlar ve benzeri şeyler. Sırada bir manastır, bir kilise var. Bu Katolik kilisesi. Yukarıdan bakıp söyleyebilirsin. Yani belki bunlar protestan paralı askerler. Fark etmezdi çünkü protestan orduların katolik paralı askerleri, katolik orduların protestan paralı askerleri vardı. Herkesin Dalmatça kıyılarından gelen Dalmatçalıları ve İsviçreli askerleri vardı. İsviçre'nin de hiç de zengin olmadığı zamanları hatırlamak lazım. İsviçreliler bu ordularda savaşan iyi ve ünlü askerlerdi. Bir de İsveçli, İsveç kokteyli denen insanların boğazına kadar gübre doldurmak suretiyle boğarak öldürme yöntemi vardı. Bu iğrenç bir dönemdi. Hobson berbat, kısa ve hayvani veya dördüncü her neyse dediği şey bu olsa gerek. Hatırlamıyorum ama 30 yıl savaşları sırasında hayat böyle bir şeydi işte. Şimdi bütün bunlardan tekrar edecek olursak 30 yıl savaşlarının tek başına mutlakiyetçi rejime yol açtığını iddia etmiyoruz. Devlet yapılarının büyümesi ilk başlarda ve bölgesel monarşilerin güçlenmesiyle birlikte geç orta çağda görülebiliyor. Halihazırda hazırda kraliyet iradesini temsil eden bürokratlar vardı. Ordular vardı. Pek çok şey vardı ama özellikle iki şey. Bürokrasiler ve güçlü sabit ordular modern devletlerin temel özelliğiydi. Mutlakiyetçi rejim biçiminin niçin ortaya çıktığı zamanda ortaya çıktığını açıklamaya çalışmak için sadece devletlerin belli bir takım kurumlarına bakmak yetmez. Bu sürecin geneline ve yarattığı katıksız dehşete de kesinlikle bakmak lazım. Çocuk kral 14. Louis odasının dışında bağıran kalabalığı işitiyor. Versay'a e gidiyor ve asiller için Euro Disney'e benzer asilleri gözünün önünde tutabileceği şu asil temalı parkı kurduruyor bunlar mutlak rejimin küçük ortakları olmayı kabul ediyor. Sadece onlar değil. 18. yüzyılın büyük güç mücadeleleri ondan önce gerçekleşen sivillerin kan davalarından çok farklıydı. Profesyonel türden ordular falan vardı. Bunlar sonraki derslerimizin konuları. Çarşamba günü mutlak istisna teşkil eden durumlara bakacağız. Hollandalılar ve İngilizlerin onları farklı siyasi sonuçlara götüren ne gibi ortak yanları vardı? Pek çoğunuzun yaşadığı bu ülkenin ortaya çıkışı için bu konu çok önemli. Görüşürüz.